Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında Sebe Suresi 31-36. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Yüce Rabbimiz burada şöyle bildiriyor. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler şöyle dediler. لَنْ نُؤْمِنَا بِهَذَا الْقُرْآنِ Biz bu Kur'an'a inanmayız. Asla inanmayız. وَلَا بِالَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ Ve bunun evvelinde olanlara da asla inanmayız dediler. Yani imanın esaslarından birisi kitaplara imandır. Kafirler ne bu Kur'an'a ne de bunun evvelindeki diğer kitaplara inanmayız dediler. Velev tera sen bir görsen iziz zalimune mevgufuna inde rabbihim o zalimler Rablerinin huzurunda tutuklu vaziyetteyken bir görsen. Yani birden ahiretteki durumlarına burada intikal edildi ve onlar netice itibariyle böyle demelerinin cezasını görecekler. Kitaplara iman etmenin inkarından dolayı diğer alemde Rablerinin huzurunda tutuklu olacaklar ve netice itibariyle cezalandırılacaklar. يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْدِنِ الْقَوْلِ Orada birbirlerine laf atarlar. Yani işte sizden dolayı biz inkar ettik gibi birbirlerini suçlamaya başlarlar. يَقُولُ الَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا Tebaa durumunda olan kimseler önde gelen önderlerine, kibirli önderlerine derler ki لَوْلَا اَنْتُمْ Şayet siz olmasaydınız لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ Biz müminlerden olurduk. Yani burada tebaa durumunda olan ve avamdan olan kimseler önder durumda olanlara suçu onlara yıkmak istiyorlar. Yani siz bizi saptırdınız. Şayet siz olmasaydınız biz iman ederdik, müminlerden olurduk diyorlar. قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا Tekebbür eden, büyüklenen, önde gelenleri tebaa durumunda olanlara derler ki اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ Yani hidayet size geldikten sonra biz mi sizi alıkoyduk? بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ Doğrusu siz kendiniz mücrim oldunuz. Yani biz sizi zorla bize tabi olun şeklinde size bir baskı yapmış değiliz. Siz kendi iradenizle bu şekilde bu yolu tercih ettiniz ve mücrimlerden oldunuz. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا Tebaa durumunda olanlar önde gelen kafirlere onlara dediler ki bel doğrusu مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ Gece gündüz sizin yaptığınız hileler bunlar bizi bu hale getirdi. اِذْ تَأْمُرُونَنَا Çünkü siz bize şunu emrediyordunuz اَنْ نَكْفُرَ بِاللّٰهِ Allah'ı inkar etmemizi ve نَجْعَلَ لَهُ اَنْدَادَ ona ortaklar kılmamızı siz bize emrediyordunuz. Burada yani suçu kendinden atmak, suçu başkasına yüklemek gibi durumlar. Tabii önde gelenlerin diğer insanları saptırmadan dolayı azapları daha şiddetli olacak. Ama bu tebaa durumunda olanları da suçlu olmaktan kurtaran bir durum değil. Çünkü Allah-u Teala herkese irade vermiş. İnsan iman yolunu veya küfür yolunu kendi iradesiyle tercih ediyor. Böyle olunca avam durumunda olan kafirler, önde gelen kafirlere sizin gece gündüz propaganda yapmanız, hileleriniz, tuzaklarınız bizi buraya düşürdü. Allah'ı inkar etmemizi ve ona şerikler kılmamızı siz bize söylüyordunuz demeleri onları kurtarmayacak. وَاَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابِ Azabı gördüklerinde pişmanlıklarını gizlerler. Yani azapla karşı karşıya kaldıklarında artık o tartışma orada bitmiştir. Çünkü diyecek bir şey kalmamıştır. Hepsi beraber aynı azabın içinde bulunacaklardır. وَجَعَلْنَا الْاَغْلَالَ ف۪ي اَعْنَاقِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا O inkarcıların boyunlarına biz bukağıları koyarız. Yani nasıl ki bazı esirlerin boynuna
köpeğin tasması tarzında bir şeyler konuluyor. Benzeri bir tarzda biz de onların boyunlarına bu kağılar koyarız ve o şekilde onları cehenneme sürükleriz. Hel yuczeune illa ma kanu ya'malun. Bunlar ancak yaptıklarının cezasını görecekler. Yani ne yapmışlarsa bunun karşılığını orada görecekler. Ve ma arsalna fi qaryatin min nezirin. Biz hiçbir uyarıcı göndermedik ki illa gale mutrafuha, refah içinde olan şımarık kimseler şöyle demesinler o beldenin önde gelenleri: inna bima ursiltum bihi kafirun. Biz sizin gönderildiğiniz şeyi inkar etmekteyiz demesinler. Yani biz nerede, hangi beldede bir uyarıcı göndermişsek ona muhalefet olmuştur ve onun gönderildiği şeyi inkar edenler, onun peygamberliğini, Allah'ı, ahireti inkar edenler mutlaka çıkmıştır. Ve burada ayette bunu yapanların mutref, yani refah içinde olan, onların önde gelenleri olduğuna dikkat çekiliyor. Ekabir takımı. Her beldede bu manada daha böyle önder, kalbur üstü kimseler küfrün de önderliğini yapmış ve diğer insanların da yoldan çıkmasına sebebiyet vermişler. Ve galu, ve onlar şöyle dediler. Yani bunlar refah içinde olmaları, maddi imkanlarının çok olmasından dolayı gururlandılar ve şöyle dediler: nahnu ekseru emvalen ve evlada. Biz malca evlatça sizden daha fazlayız. Yani maddi imkanlarının fazlalığı, kendilerine tabi olan kimselerin fazlalığı bunları gurura sevk etti. Bunlarla avundular ve bunlarla şımardılar. Ve mâ nahnu bi muazzebin. Ve biz azap görmeyeceğiz. Yani dünyada halimiz gayet iyi. Ahirete de zaten inanmıyorlar. Biz azap görmeyeceğiz dediler. Gul inna rabbi. Ey peygamber, sen onlara de ki benim Rabbim yebsutur rızga limen yeşâ'u ve yakdir. Kullarından dilediğine rızkı bol verir, dilediğine de daraltır. وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Lakin insanların ekserisi bunu bilmezler. Değerli izleyenlerim, burada küfrün sebeplerinden birisiyle karşı karşıyayız. O da şu: insanların bol maddi imkanlar içerisinde olması. Bol maddi imkanlar içinde artık ehli keyif bir kimse haline geliyor ve tamamen dünyanın cazibesi, şaşası ona hükmediyor. Allah'a iman ettiğinde, peygambere iman ettiğinde, ahirete iman ettiğinde bazı eğlencelerden, oyunlardan geri kalacak. Bu nefsinin hoşuna gitmiyor ve bundan dolayı da in hiye illa hayatüne dünya, nemutu ve nahya. Yani varsa da yoksa da dünya hayatı, biz tekrar diriltilecek değiliz diyorlar. Ve kendi inançlarına göre cennet de burada, cehennem de burada deyip dünyalarını kendilerine göre bir cennete çevirmeye çalışıyorlar. Ama bununla alakalı peygamberimize şu talimat veriliyor. Yani onların maddi imkanlar içinde, bol imkanlar içinde olması onları şımartmasın. De ki benim Rabbim dilediğine rızkı bol verir, dilediğine de az verir. Bu hem aynı şahıs için geçerlidir, hem de değişik şahıslar için geçerlidir. Aynı şahıs için düşündüğümüzde bir kimse bir dönemde rızkı boldur ama başka bir dönemde elinden alınır, muhtaç bir hale gelir. Öte yandan şahıslar açısından ele aldığımızda Allah bazısına bol verir, bazısına da az verir. Bu açıdan şunu görmekteyiz. Bu imtihanın bir parçasıdır. Onlara verilen maddi imkanlar imtihanın bir parçası. Ona göre deneniyorlar. Bütün insanlar kendilerine verilen imkanlarla değerlendirilmekte. Dolayısıyla bazı insanlar madem ki maddi imkanları fazla ve toplumun önde gelen kişileri haline gelmişler, bununla şımarmak yerine bu nimetin şükrünü eda etmeleri gerekir. Bunu küfürde değil, şükürde kullanmaları gerekir. Ama nedense tarih boyunca insanların pek çoğu bu noktada yanılmışlar, mallarıyla, servetleriyle gururlanmışlardır.
Halbuki şu alemde her şey değişkendir. Hatta deniliyor ki insan aynı suda iki defa yıkanmaz. Orada da hareketlilik var, değişkenlik var. Değişmez gibi görülenlerde yine değişkenlik var. İnsan bebeklik döneminden tutun ta ölümüne kadar ne hallere giriyor, ne kadar böyle şeyler değişiyor. Ve herkes şöyle geriye dönüp baktığında, dünkü zengin olan nice insanların bugün fakir olduğunu, fakir olan, dün fakir olan insanların bugün zengin hale geldiğini görebiliyor. Ve halk arasında çok güzel bir tabir de var. Derler ki, düşmez kalkmaz bir Allah. Yani insanlar dün iyiyken bugün muhtaç hale gelebilir. Bugün muhtaçken yarın çok zengin hale gelebilir. İnsanlarda bu şekilde değişiklik daima söz konusudur. Ama Allah-u Teala bunların hepsinin Maliki, Rabbi, böyle olunca düşmez kalkmaz bir Allah. Ama insanlık aleminde roller değişebilir. Ve dünkü diyelim ki memur bugün amir hale gelebilir. Amir vazifesinden azledilebilir. Bu manada insanlık aleminde bir renklilik var, bir hareketlilik var. Allah-u Teala insanları değişik hallerle deniyor. İşte kendisine bol nimet verilmiş olanlar acaba bu nimetin şükrünü eda edecek mi? Bununla deneniyorlar. Az verilmiş olanlar, maddi yönden rızkı az olanlar, onlar da acaba sabredecek mi? Bununla deneniyorlar. Yine halkımız arasında agniyayı şakirin, fukarayı sabirin ifadesi kullanılır. Özellikle Osmanlı döneminde bu kullanılmış. Yani şükreden zenginler ve sabreden fakirler. Bu toplumda bir kaliteyi gösterir. Yani fakir, fakirliğinden dolayı sızlanmamalı, feryat etmemeli, sabretmeli. Sabredip çalıştığında netice itibariyle o durumdan kurtulabilir. Diyelim şimdi zekat alan bir durumdayken gün gelir zekat verecek duruma gelebilir. Öte yandan zengin olan birisi de madem ki kendisine imkan verilmiş, bu imkanı müspet yönde kullanmalı ve şükretmeli. Her nimetin kendi cinsinden bir şükrü vardır. Zenginliğin şükrü Allah'ın verdiği bu maddi imkanları başkalarıyla paylaşmaktır. Bunu yapabildiğinde o kimse nimetin şükrünü eda etmiş olur. Makam verilmişse makamı iyi şeylerde kullanabilmesi yine onun açısından güzel bir şükür olacaktır. İşte Kur'an-ı Kerim bu manaları bizlere anlatıyor ve bir yanda ehli iman, diğer yanda ehli küfür, bunların mücadelelerini anlatıyor. Ehli küfür içerisinde de bir kısım insanlar önde gelen kafirler, Ebu Cehil gibi, Firavun gibi, zamanımızın Ebu Cehilleri, Firavunları gibi, bir kısım insanlar da tebaa durumunda, müstadaf olarak bu ayette ifade ediliyor ve bu tebaa durumunda olanlar diğer alemde, cehennemde reisleri durumunda olanlara hesap sormak istiyorlar. Sizin yüzünüzden biz buraya düştük. Eğer siz olmasaydınız biz mümin olurduk diyorlar. Ama reisleri durumunda olanlar da kendilerini savunuyorlar. Yani size hidayet geldikten sonra biz zorla sizi alıkoymuş değiliz. Bu manada aralarında tartışmalar oluyor. Ama azaba sevk edildiklerinde artık tartışma bitiyor. Çünkü o azabın dehşeti onlara her şeyi unutturuyor. Bunlar bize şunu göstermekte. Demek ki bu alemden diğer aleme bir sevkiyat var. İnsanlar buradan oraya doğru devamlı gönderiliyor. Kader programı bunu böyle belirlemiş. İnsan bir yolcu. Ruhlar aleminden anne karnına, oradan bebekliğe, çocukluğa, gençliğe, ihtiyarlığa, bu manada hayat yolculuğu devam ediyor ve bu yolculuğun devamı kabir. Kabirden sonra mahşer, mahşerden sonra insanların hesaplarının görülmesi ve ona göre yaptığı amelin karşılığını görmek üzere cennete veya cehenneme gönderilmesi. Bugünkü okuduğumuz bölümde cehenneme gidenlerle alakalı, bunların Allah'ı inkarı, peygamberi inkarı, peygambere gelen kitabı inkar etmeleri bunlara dikkat çekildi. Ve bunun neticesinde onların azaplarıyla baş başa kalacağı anlatıldı. Bu yönden baktığımızda
şu dünyada da inkar etmenin zaten bir faydası yoktur. Ve dünyada da o insanlar ızdırap halindedirler. Her ne kadar maddi yönden imkanları geniş de olsa adeta iç dünyalarında bir cehennemi yaşamaktadırlar. Diğer aleme gidildiğinde de diğer alemde küfürlerinin cezasını zaten göreceklerdir. Önde gelenler de görecek. Hem kendileri saptılar, hem başkalarını yoldan çıkardılar. Öte yandan bunları taklit eden kimseler de görecek. Akıllarını kullanmadılar. Allah onlara akıl vermişti. Ama onlar bir takım önderlerine, bir takım reislerine tabi oldular. Ve taklit içinde oldular. Taklit ise mezmum bir haslettir. Yani iyi bir özellik değildir. Bir Müslümana yaraşan durum değildir. Bir Müslüman tahkik ehli olur ve neden niçin inandığını da bilir. Cenab-ı Hak kamil bir imanı elde etmeyi, her türlü şüphelerden uzak sahih bir imanı elde etmeyi hepimize nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.